Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ile derinleşen Rahip Brunson krizini değerlendirdi ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ABD'ye göbekten bağlı değil dedi. ABD bu tavrı değiştirmezse Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedecek ifadesini kullandı. Türkiye'nin ne olursa olsun kararlı duracağını vurguladı. Kriz önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Ardından da Trump'ın attığı tweetle derinleşti. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan birik zirvesine katılmak için Güney Afrika'daydı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye kararlı duracaktı. Biz bunun sonu hiçbir zaman bir pazarlık konusu yapmadık. Yargı kararına saygı duymak yerine konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız neymiş? Türkiye'ye kredi verilmesini engelleyeceklermiş. Biz istiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek bundan sonra da bu mücadeleyi aynı şekilde vermeye devam ederiz. Şunu da bilmeleri lazım. Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. ABD bu tavrı değiştirmezse... Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı. Ne olursa olsun kararlı duracağız. Oysa Trump'ın bir hafta önceki NATO zirvesinde verdiği görüntü tam tersiydi. Gazeteciler Trump'ın tavır değişikliğini sordu. Tavır değişikliği benim değil Trump'ın sorunudur. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız. Bir pazarlık neticesinde ortaya çıkmış değil. Dışişleri Bakanımız aracılığıyla Ebru Hanım'ın İsrail'den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir. Ancak Ebru cezaevinde değildi zaten. Serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. Biz de Ebru'ya Büyükelçiliğe geç orada kal demiştik. Biz ABD'lilere Ebru kızımızın pasaportunun verilerek İsrail'den Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. Kendisi sağ olsun Netanyahu'yu aramış ama karşılığında biz de size bunun sonu vereceğiz demedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'ler konusuna da değindi. ABD'nin bunu da tehdit haline getirmeyi planladığını belirtti. Şimdi bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. F-35'leri vermeyebilirlermiş. Kendilerine söyledik. Vermezseniz uluslararası tahkime gideriz dedik. İş o noktaya gelirse onun da alternatifleri vardır. Bazı şeyler sabır gerektirebilir ama artık alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı. İran'a da yaptırım uygulamadılar mı? Ne oldu? Battı mı İran? Cumhurbaşkanına katıldığı BRICS sirvesiyle ilgili sorular da soruldu. Örneğin Türkiye, Rusya, Hindistan, Brezilya, Çin ve Güney Afrika'nın arasına katılacak mıydı? Bizi de dahil ederseniz BRICS'de olur dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin genişlemeden yana. Kapalı değiller. Böyle bir adım dağıtılırsa Türkiye olarak biz de burada yerimizi almış oluruz. Türkiye BRICS bünyesinde önemli fırsatları yakalayabilir. Zirvede Putin'le bir araya gelmişlerdi. İkili görüşmede konu Suriye oldu. Suriye konusunda haftaya Soçi'de teknik bir toplantı yapılacak. Çatışmaların durdurulması, Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının başlaması, seçimlerin yapılması ve siyasi geçiş sürecinin başlaması öncelikli konularımız. İdlib'e yönelik herhangi bir rejim saldırısı kabul edilemez. Bu konuda Putin'le mutabıkız. Dara konusu sıkıntılı. Onu da Putin'le görüştük. Halep'te yaşanan orada yaşanırsa bizim için ciddi bir sıkıntı olacaktır. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde de somut kararlar alınmıştı. Üçüncü nükleer santral için Çin'i işaret etti Cumhurbaşkanı. Ayrıca Türk mallarının Çin pazarına girmede teşvik göreceğini de belirtti. BRICS toplantısında yerli parayla ticarette gündeme gelmişti. Şimdi bir de bunlara elektronik parayla ticaret eklendi. Görüşmelerimde en çok üzerinde durduğum konu milli ve yerli parayla ticaret oldu. Xi ve Putin'le zaten daha önce bu konularda mutabıktık. Güney Afrika Başkanı'yla da adeta mutabık kaldık diyebilirim. Hindistan Başbakanı da çok olumlu baktı. Rusya ile elektronik para noktasında da bazı düşüncelerimiz var. Hindistan da düşünüyor. Oralardan turistler Türkiye'ye geldiği zaman o ortak parayı kullanacak. Cumhurbaşkanı son olarak 7 Eylül'de Almanya, Fransa ve Rusya ile yapılacak dörtlü İstanbul zirvesinin bilgisini de verdi. Bölgede neler yapabileceğimizi hep birlikte oturup konuşacağız ifadesini kullandı.